Merhaba arkadaşlar, Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lifin yapımını anlatacağım. Süreya Ertem ablamızın takım lifinin kesesi arkadaşlar. Daha önce yuvarlak ve uzunluğunu yapmıştım. Bu da kesesi çok beğenildi. Hem farklı hem de çok güzel. Tam çeyizlik arkadaşlar. Yapımı da gayet kolay. Eğlenceli bir model. Ben diğerlerini de göstermek istiyorum. Belki görmeyenler vardır diye. Bu uzun arkadaşlar. Bunun videosu var. Bir de kesesi var. Ay kesesi diyorum, özür dilerim. Bu da uzunu. Uzun da yaptım. Bunun da videosu var. Şimdi kesesini yapacağım inşallah. Dediğim gibi. Böyle nasıl yaptım onu anlatayım. Şöyle yıldız lif tekniğiyle yuvarlak lif olarak başladım. Üzeri 4 yatık fıstık olasıya kadar artırdım. Sonra şöyle elim girsin diye, bakın elim giriyor. Elim girsin diye bu yanlardan birer fıstık artırma yapıp bu ağız kısmını yaptım. Aynı parçadan 2 tane 13 fıstık olasıya kadar artırdım. Aynı parçadan 2 tane ördüm. Sonra bu beyaz kısmı yaptım. Beyaz şeritleri yaptım arkadaşlar. Hem de birbirine eklemiş olduğum iki parçayı. Sonra etrafını yaptım. Dediğim gibi kolay, güzel, farklı bir model yapmak isterseniz ideal. Evet, hazırsanız hemen ipimi alayım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. 2, 3. Kapatıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir tığıma doladım, yine aynı yuvaya tığıma 3 defa sardım, fıstık yapıyorum, kapatıyorum. 2 zincir. Evet, 3 tanesini yaptık, 6'ya tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi 6. fıstığımı da yaptım. 2 zincir çektim en son. İlk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. 1 zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık tutuyorum. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Burada geçişlerde iki zincir çekeceğim arkadaşlar. Şöyle iki zincir çektim. Diğer fıstığın tepesine geçiyorum. Genelde bir zincir çekiyorduk. Evet, bir fıstık yaptım, kapattım. Tepeye bir, dibine bir fıstık. İkisini bir kapattım. İki zincir tığıma doladım. Diğer fıstığın tepesine geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Arada iki zincir. Evet, bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. İki zincir çektim en son. İlk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. İkisini bir kapatıyoruz. Arada iki zincir tığıma doladım. Karşı fıstığın tepesine geçiyorum. Bir fıstık. Aynı işlemi yapıyoruz, biliyorsunuz. Eminim çoğunuz. Bir fıstık yaptık, kapattık. Bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Tepeye bir. Dibine bir. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapatıyoruz.
Bir zincir. Artırmamı yapıyorum. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. İkisini bir kapattım. Arada iki zincir. Evet, gördüğünüz gibi bir alt sırada bir tane yatık fıstık vardı. Şimdi iki tane oldu. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Evet. Sıranın sonuna geldiğim en son iki zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bir üst sıraya geçişte böyle bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz bir zincir. Burada iki tane yatık fıstık olduğu için iki tane üçlü fıstık yapacağız. Bir tane de artırma yapacağız. Evet, şimdi tepeye bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir zincir. Birinci üçlü fıstığımı yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Tepeye, dibine, karşıya fıstık yaptım. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi artırmamızı yapıyoruz. Tepeye bir, dibine bir fıstık. İkisini bir kapattım. İki zincir tığıma doladım. Karşı fıstığın tepesine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Evet, ne yapacağız? İki tane üçlü fıstık, bir tane ikili fıstık yapacağız. Bundan sonra o şekilde devam edeceğiz. Böyle sıranın sonuna gelelim. Evet, sırayı tamamladım. Sonra ilk yaptığım fıstığa sabitledim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Burada 3 tane yatık fıstık olduğu için 3 tane üçlü fıstık yapacağız. Tepeye, dibine, karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü bir topladım. Tepeye, dibine, karşıya. Evet, üçüncüsünü de yapıyorum. Biraz hızlı yapıyorum, anladınız siz. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Artırmamı yapıyorum. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir, iki zincir çekiyorum karşı. Dilime geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Evet, yine 3 tane üçlü fıstıktan sonra bir tane artırma yapacağız. Burada yaptığımız gibi üzeri 4 yatık fıstık olacak. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bu kısma geçeceğiz. Evet, sıranın sonuna geldim. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekiyorum ağız kısmının geniş olması için. Şöyle tersini çeviriyorum. Tekrar bakın buraya batıyorum başına dolamadan. Tersini çevirdik. Bir ileriye battım. Ya da tekrar göstereyim. Karşıya sabitledim. 2 zincir çektim. Şöyle tersini çevirdim. Karşıya sabitliyorum. Bir zincir yönünü çevirdim. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Yani bir fıstık öne almış oluyoruz. Kapattım. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir zincir. Evet, üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim. Evet, üçlü fıstık toplayarak buraya kadar, yani dilimin sonuna kadar geldim. Şöyle üzeri 5 tane yatık fıstık. Şimdi bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. Zincirin öbür tarafına, yani karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir zincir. Bakın burada bir tane artırma yapmam lazım. O yüzden bir tane de artırma yapıyoruz.
Tepeye bir, dibine bir fıstık. İkisini bir kapattık. Bir zincir şöyle göstereyim. Üzeri 3, 6, 7 fıstık oldu. Çeviriyorum. Sadece buranın üzerine öreceğiz. Bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir, bir sıraya geçti. Böyle bir fıstık yapacağız. Sonra üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna geldim. Şimdi artırmam yapıyorum. Tepeye bir, dibine bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Üzerindeki yatık fıstıklar 3, 6, 7, 8 tane oldu gördüğünüz gibi. Her sırada bir tane artacak. Şöyle bir sıraya geçiş tekrar göstereyim. Çevirdik, hemen bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Sonra üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz. Çıkışta ikili fıstık topluyoruz. Eminim çoğunuz biliyorsunuz, kusuruma bakmayın. Yeni öğrenenler için böyle ayrıntılı söylüyorum, anlatıyorum. Evet, üzerindeki bu yatık fıstıklar arkadaşlar, her sırada bir tane artıracağız. 13 tane olasıya kadar. Buradaki gibi 3, 6, 9, 12, 13 tane olasıya kadar yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Üzeri 13 tane yatık fıstık olasıya kadar ördüm. Şimdi ipimi burada koparıyorum. Makasımı almamışım. Evet, şimdi aynı parçadan bir tane daha örüyoruz. Bu şekilde ben yerini hazırlamıştım. Şöyle böyle tersini çeviriyorum bunun. Diğerinde düz kısmı yukarıya bakıyor. Düz kısmı dışa bakacak şekilde. İki kat yaptık. Şimdi zincir çekiyorum. Şuradan başlıyoruz bakın. Şöyle göstereyim. Buradan. İkisine bir. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya ikisine bir batarak fıstık yapıyorum. Dört defa sarıyorum tığıma. Kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Yine dört defa sardım. Fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Beş de sarabilirsiniz arkadaşlar. Daha dolgun istiyorsanız. Evet. Altı tane fıstık yapacağız bu şekilde üst üste. Üçüncüyü yaptım. Kapattım. Bir zincir. Evet, 6 tane fıstık yapalım. Evet, 6 tane fıstık yaptım. Şimdi 7.yi yapıyorum. Kapatmıyorum, tutuyorum. Kare kutucuk olacak şekilde. Şöyle. Buraya. 3 ve 4. fıstık arasına diyelim. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, iki kutucuk yaptık. Şimdi bir fıstık yapıyoruz. Karşıya fıstık yapmıyoruz. Böyle batıyoruz. Bakın sıradaki yuvaya. Batıyorum. İlmeği aldım. Böyle tığımı dolayıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Buraya başına dolamadan batıyorum tekrar. Yani buraya fıstığımı sabitledim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Aynı yere bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık daha yapıyorum onun üzerine. Şöyle tığıma doladım. Şöyle ikinciye batacağız arkadaşlar.
Bir yuva atıyoruz ikinciye. Şöyle ikisine bir batıyorum. İlmeği aldım. İlmeklerin içinden geçtim. Tekrar aynı yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Bu sık iğneye batarak fıstık yapıyoruz. Son yaptığımız sık iğneye batarak fıstık yapıyoruz. Kapattım. Bir zincir. Evet, yine 6 tane fıstık yapalım. Aynısını yapacağız. Evet, 6. fıstığımı yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi 7. fıstığımı yapıyorum. Kapatmıyorum, tutuyorum. Kare kutucuk olacak şekilde 3 ve 4. fıstık arasındaki yuvaya 2. fıstığımı yapıyorum. İkisine bir kapatıyoruz. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Tutuyorum. Sıradaki yuvaya, yani karşıya 2. fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. İki kutucuk oldu. Şimdi bir fıstık yapıyoruz. Karşıya fıstık yapmıyoruz bu sefer. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Tığıma doladığım ilmeklerin içinden geçiyorum. Ve bu yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık daha yapıyorum. Böyle bu şekilde açık bırakıyorum fıstığımı. Şimdi şöyle buradaki zincire batacağız arkadaşlar. Şöyle buraya alttan girip başına dolanmadan özür dilerim. Alttan giriyorum şöyle. İlmeği aldım. Tığıma doladım. Bakın birazcık geniş bırakıyorum ki içinden geçebileyim. İlmeklerin içinden geçtim. Buraya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Evet, oraya sabitlemiş olduk. İlmeğimizi genişlettik. Bu sık iğneye batarak fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine 6 tane fıstık yapacağız. 7. de kare kutucuk olacak. 2 kutucuktan sonra biliyorsunuz, artık anladınız arkadaşlar, bu ikisini yaptığımız gibi yapacağız. Bu sefer şöyle aralarda 2 fıstık olacak. 2 fıstık atlayacağız buraya. Ekleyeceğiz tekrar. Aynı şeritten yapıp bu sefer zincire burada yaptığımız gibi ekleyeceğiz tekrar. Böyle 10 tane olacak arkadaşlar. Hepsini yapalım. Sonrasında göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle sonundayım. Sonucunda ikinci fıstığını yapıyorum. Şöyle tuttum. Yine şöyle şuraya ikisine bir batıyorum. İlmeği aldım. İlmeklerin içinden geçtim. Sık iğne yapıyorum. İki zincir ipimi kopartıyorum. Evet, şimdi renkli ipimizi alıyoruz. Şöyle bir zincir çektim. Bu ağız kısmına, köşeye ikisine bir başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Üç ya da 4 defa sardığımız fıstık yapalım. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tepesine batıyorum. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya ikisine bir
Batarak fıstık yapıyoruz. Kapattım. Tepesine buradaki gibi 3 tane pipirik yapıyorum. 3 zincir tepesine batıyorum. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tepesine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sırdaki yuvaya. İkisine bir batarak fıstık yapıyorum. Kapattım. Yine tepesine 3 tane pipirik yapacağım. Bunları yaptığım gibi. Ne yapacağız? Şöyle. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelelim. Burada birleştireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi son bir fıstık kalasıya kadar yaptım. Hatta bu fıstığımı kapatmadım. Şöyle sayalım. 3, 5 tane yaptım. 6. da yaptım. Kapatmadım. Şöyle tığıma doladım. Karşıya bakın. Karşıdaki şeritin 1 ve 2. fıstık arasındaki yuvaya 2. fıstığımı yapıyorum. Böyle ikisini bir kapatıyoruz. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Tepeye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tepeye batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bakın buraya. Şöyle. İsterseniz buraya, isterseniz biraz daha dibe batabilirsiniz. Sorun olmaz. Fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Karşı duvarda bakın. Burada tek fıstığım var. İlk tek fıstığım. Ona tığım batırıyorum. İlmeği alıp içinden geçiriyorum. Bir zincir. Tekrar yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Tepeye başına dolamadan batıyorum. Üçüncü pipiriğimi yapmış oldum. 2 zincir. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Bunu da ekleyeceğiz. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Şöyle ben bir modelime bakayım da eklemem gerekiyor mu? Evet, eklememiz lazımmış. Bir zincir çekmiştim. Karşı duvardaki diğer fıstığın ortasındaki pipiriğe tığım batırdım. İlmeği içinden geçirdim. Kapattım. Şöyle dilerseniz bir zincir çekebilirsiniz. Tekrar yuvaya batıyorum. 3 zincir. Tekrar tepeye batıyorum. Yani 3. pipiriğimi yapmış oldum. Sonrasında 2 zincir eklemem bitti. 2 tanesini ekledik. Sonrasında bunları yaptığım gibi bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Tepesine 3 tane pipirik yapacağız. Dediğim gibi bunları yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra arada 3 zincir çekeceğiz. Burada arada 3 zincir, burada 3 zincir, burada 3 zincir çekelim. Kasmasın o yüzden. Sonra buraya kadar gelelim. Buradan karşıya atlayacağız. Burada yaptığımız gibi arkadaşlar. Burada yaptığımız gibi. Biz en iyisi buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi dediğim yere kadar geldim. Buralarda 3 zincir çektim kasmasın diye. Diğerlerinde 2. En son 2 zincir çektim. Buraya fıstık yapıyorum. Son 2 fıstık kalasıya kadar örmüş olduk. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya da şöyle ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. 3 tane pipirik yapacağız. Birincisini yapıyorum. 3 zincir. İkincisini yapıyorum. 3 zincir. Üçüncüyü yaptım. 2 zincir çekiyorum.
doladığım buraya batarak fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir tepesine batıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Karşıdaki tekli fıstığın ortasındaki pipirine tığım batırdım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tepesine batıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Evet, 2 tane fıstığımızı ekliyoruz karşıya. Diğer modellerde 3 tanesini ekliyorduk diye hatırlıyorum. Evet. 3 zincir tepeye batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Karşıya ortadaki pipire tığım batırdığım ilmeği içinden geçirdim. Kapattım ya da zincir çektim diyelim. Tepesine başına dolamadan battım. 3 zincir tekrar batıyorum. 2 zincir karşıya fıstık yapıyorum. Evet, tepesine 3 tane pipirik yapacağız. Dediğim gibi buralarda arada 3 zincir çekelim. Kasmasın şöyle. Kasmasın, yamulmasın şöyle öne doğru diye. Böyle yaparsınız arkadaşlar. Yine son 2 fıstık kalasıya kadar öreceğiz. Buraya kadar. Sonra hem buraya hem karşıya fıstık yapacağız. İkisini bir kapatıp 3 tane pipirik. 2 tanesini ekleyeceğiz. Burada yaptığımız gibi. Bu ikisini de yaptığımız gibi arkadaşlar. Böyle tamamen etrafını yapalım. Buraya kadar geleceğiz. Buraya geleceğiz. Ağız kısmını yapacağız. Önemli bir yer olursa mutlaka kamerayı açıp gösteririm arkadaşlar. Evet, yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, etrafını tamamladım. Şöyle ağız kısmına kadar geldiğim en son fıstıklı pipirik yaptıktan sonra 3 zincir çektim köşeye. Başına dolamadan battım. Burada 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tek katına. Birileriye başına dolamadan batıyoruz. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 zincir. Birileriye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 zincir. Birileriye batıyoruz. Sonra 3 zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. 3 zincir. Evet. Ağız kısmında bu şekilde yapalım arkadaşlar. Tamamen etrafını yapalım. Buraya kadar gelelim. Evet. Ağız kısmını tamamladım. En son başladığım yere geldim. 2 zincir çektim ipimi. Kesiyorum. İpimizi içe doğru saklayalım. Evet, ortadaki çiçeğini yapacağız. Şöyle kenarda dursun. 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 2 zincir, 1 trabzan. 2 zincir, 1 trabzan. 2 zincir, 1 trabzan. Baştaki zincirle birlikte toplamda 6 tane olacak. 5 oldu. 2 zincir, 1 trabzan. Evet, 3, 6. 6 tane yuva yapacağız. 2 zincir. İlk yaptığım zincirin köşesine başına dolamadan batıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Tığıma doladım. Hemen bu ilk yuvaya tığıma 5 defa sardım. Fıstık yapıyorum. 4, 5. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyoruz. 4 zincir tepesine
Batıyoruz. 4 zincir. Evet, 3. pipiriğimi de yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yeterlisi 3 zincir çekelim. Dibine başına dolmadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya. Yine tığıma 5 defa sardım. Fıstık yapıyorum. 3, 4, 5. Kapatıyorum. 4 zincir. Tepesine batıyorum. 4 zincir. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Tekrar 4 zincir. Evet, 3. pipiriğimi de yaptım. 3 zincir çekiyorum. Dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Evet, 2 tanesini yaptık. 4 tanesi kaldı. Onları da tamamlayalım. Evet, 6. yaprağımı da yaptım. En son 2 zincir çektim. Şöyle arkaya. Trabzanı başına dolamadan batıyorum. 2 zincir ipimi kesiyorum. Evet, tomurcuğunu yapacağız şimdi. Beyaz ipimi alıyorum. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. İlmeğimi genişlettim. Ortadaki zincire batarak fıstık yapıyorum. 2, 3, 6 ya da 7 defa sardığımız 4, 5, 6. Çok yapınca bir tarafı kısalıyor o yüzden. 7 defa sardım. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Evet, şöyle iki trabzan arasından tığımı yukarı çıkardım. İpimi aşağıya çekiyorum. Tam karşısında iki trabzan arasından tığımı yukarı çıkardım. Diğer ipimi de aşağıya çekiyorum. Evet, böyle düzeltip çektirelim. Birbirine bağlıyorum. Fazlasını alıyoruz. Evet, şöyle ifimizin ortasına. Şöyle her bir dilime bir tanesi gelecek şekilde dikelim. Tek kat lif şöyle yaprak ucundan diğerine geçiyorum. İğnemi aradan yürütüyorum. Beyaz ipim görünmesin diye de hemen neredeyse aynı yerden aşağı iniyorum. Aynı yerden inersek tekrar sökmüş oluruz ama. Şöyle hafif yandan görünmeyecek şekilde. Evet, bu şekilde bütün yapraklarımızı sabitleyelim. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz biliyorsunuz. Videoları beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. erenhanım.com web sayfamı da ziyaret etmeyi unutmayın. Instagram hesabım erenhanım_emine, oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.